Biliyorum belki şu an kendini inanılmaz yalnız hissediyorsun. İnanılmaz yıpranmışsın, inanılmaz yorulmuşsun, bunalmışsın. Neye çalışacağını bilemiyorsun. Belki de hala bazı kaynaklarda çözemediğin, boş bıraktığın testler olabilir. Hala bitirmeyi hedeflediğin, bitiremediğin kaynaklar olabilir. Hala eksik olduğun, bitiremediğin konular olabilir. Hala önünde tonlarca deneme sınavları varken yetiştiremeyeceğim telaşında olabilirsin. Tonlarca çıkmış sınav soruları varken yetiştiremeyeceğim telaşında olabilirsin. Bırak bunları. Hepsini bırak. Lütfen. Senin bunları yetiştirip yetiştirmemen önemli değil. Kendini bu kadar bunalıma sokma. Sen hayallerini gerçekleştirmek için bir sınava giriyorsun. Her şeye birden çalışmak yerine, kendini bu kadar bunalıma sokmak yerine düzenli ve disiplinli bir şekilde tane tane alıyorsun, ipin ucundan tutuyorsun. Tane tane alıyorsun sınava kadar düzenli ve disiplinli bir şekilde hepsini çözüyorsun. Anladın? Yetiştirmemen önemli değil. Önemli değil. Konuları yetiştirme. Yani hedeflediğin soru bankalarının hepsini bitirmesen de olur. Tüm deneme sınavlarını çözemesen de olur. Çıkmış tüm sınav sorularını çözemesen de olur. Ama önemli olan tek bir şey var. Düzenli ve disiplinli bir şekilde tane tane önüne alıyorsun, hepsini çözüyorsun, sınava kadar durmuyorsun. Bütün zamanını derslerle donatıyorsun. Elinden gelenin en iyisini yapıyorsun ve Allah'ın izniyle bu sınavı kazanıyorsun. Hani bana diyorsun ya hocam, şu an 40 net yapıyorum, kazanacak mıyım? Senin kazanıp kazanmayacağını hiç kimse bilemez. Gerçekten bilemez. Şu an bu sene, yani sınavın son dakikasına kadar kimin kazanıp kazanmayacağını hiç kimse bilemez. Bunu hiç kimse belirleyemez. Sen de bilemezsin. Bunu bir tek Allah bilir. Dolayısıyla sınava kadar lütfen sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapalım. Bu sınavı kazanmak için her şeyi yapalım ve Allah'ın izniyle bu sınavı kazanacağız. Denemelerde aldığın düşük netler ya da yüksek netlerde aldanma. Çünkü gerçek sınavda nasıl bir başarı yakalayacağını hiç kimse bilemez. Gerçek sınavda o gün nasıl bir şey yapacağını, nasıl bir başarı yakalayacağını hiç kimse bilemez. Dolayısıyla sadece kendi eksikliklerini gör ve bu eksikliklerine çalış. Peki senin eksikliğin nedir? Deneme sınavına gireceksin ya da çıkmış sınavları deneme niyetine çözeceksin. Bu yaptıktan sonra, yani denemeyi çözdükten sonra deneme analizini yapacaksın. Boş bıraktığın ya da yanlış yaptığın sorular senin eksikliğin oluyor. O soru tiplerine çalışacaksın. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Hocam, günde kaç soru çözmeliyim? Günde kaç soru çözmelisin biliyor musun? Sen o gün elinden gelenin en iyisini yaptın mı? Akşama kadar bütün zamanını derslerle donattın mı? Çözmen gereken neyse akşama kadar, işte senin çözmen gereken oydu. Hocam, günde 100 soru çözüyorum olur mu? Sen eğer akşama kadar, yani o günü verimli geçirmişsen, akşama kadar gerçekten ders çalışmayla geçirmişsen, demek ki o gün 100 soru çözmen gerekiyor. Ama hocam, Ali'nin oğlu Veli 500 soru çözmüş. Ya o seni bağlamaz, o seni ilgilendirmez. Şu an senin ilgilendiren tek bir şey var. Sen o gün, yani herhangi bir gün akşama kadar bütün zamanını dersle geçirdin mi? Önemli olan budur. Senin vicdanın rahat olsun. Bu sınavı belki de kazanmayacağız. Önemli değil. Önemli olan bir şey var. Bu sınava kadar bütün zamanımızı derslerle donatacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sınavı kazanmak için her şey yapacağız. Kazanmasak canımız sağ olsun. Sonuçta kontenjanlar belli. Herkes kazanmayacak. Fakat önemli olan bir şey var. Acaba gerçekten sınava kadar vicdanımız rahat olacak şekilde tüm zamanımızı verimli kullandık mı? Derslerle donattık mı? Soru çözdük mü? Elimizden gelenin en iyisini yaptık mı? Sevgili arkadaşım, sınava kadar kendimizi paralayalım. Lütfen sınava kadar öyle bir çalışalım ki, öyle bir koşalım ki şu maratonun son aşamasında en hızlı koşanlar bizler olalım. Elimizden gelenin en iyisini yapalım. Eğer çok bunalmışsan lütfen her şeyi birden yapmaya çalışma. Tane tane önüne alıyorsun. Elinden geldiğince çalışıyorsun. Bitiriyorsun, kenara bırakıyorsun. Bitiriyorsun, kenara bırakıyorsun. Lütfen. Önünde yığınlarla, tonlarca yapman gereken iş olabilir. Her şeyi birden yapamazsın. Yaparsan bunalırsın zaten. Kendine olan inancını da yitirirsin. Netlerin yükselmiyor ya da yükseliyor. Önemli değil. Önemli olan tek bir şey var. Tane tane alacaksın. Allah'ın izniyle o yığının hepsini bitireceksin. Bitiremesen de önemli değil. Yetiştiremesen de önemli değil. Sen yine de kazanabilirsin. Lütfen çok hızlı koş. Lütfen. Yani netlerine aldanma. Ben sana güveniyorum. Ben buradayım. Bak, ben buradayım. Ya bir kere ben senin yanındayım. Elimden, bak, seninle birlikte çalışıyorum. Her şeyi yapıyorum. Lütfen. Çalış sonuna kadar. Ve ben inanıyorum sana. Sen bu sınavı Allah'ın izniyle kazanacaksın.
Evet, videoyu kapatıyorum. Çalışmaya başlıyorum. Akşama kadar çalışacağım. Ne olursun sen de çalış. İyi dersler.